O zaman burada mısınız? Başlıyorum Buradayız, buradayız öyleyseniz. Ahmet. Başlayalım. Tamam. Şimdi blow için üç tane tablo oluşturdum size. İki tane örnek cümle verdim. İngilizceden Türkçe'ye çeviri yaptığımızı düşünün. Bu modelimizin sonucu olsun. Bu da gerçek çeviri olsun. Tamam mı? Şimdi bunun için şey hesaplayalım. Blow hesaplayalım. Şunu sıfır yapacağım. Bu yanlış olmuş. Şunu sıfır yapacağım. Şunu da dört yapacağım. Şimdi neye bakıyor Blow? Önce diyor ki ben model sonucumdaki kelimelerin şunu bir söyleyeyim. Şu an unigramlar için yapıyoruz. Bunu bigram, trigramlar için de yapacak. Ona girmiyorum şu an. Kelime kelime düşünelim. Diyor ki ben kelimelerimin kaç kere geçtiğine bakacağım. Modelimin tahmininde. Armutlar bir kere, dışlarında bir kere, çok kelimesi dört kere, fazla bir, vitamin bir, içeriler bir kere geçiyor. Sonra diyor bunların bir toplamını alayım. Tamam. Beş burada var, dört de burada var, dokuz. Sonra diyor ki, şimdi burada mesela şey yapacağım. Şeye böleceğim. Değeri böleceğim. Nasıl açıklayayım? Precision bulmaya çalışıyorum. Precision bulurken burada dört tane çok yazması benim için bir şey ifade etmiyor. Bana bir tanesi aslında yeterli. O yüzden burada dört değerinde olan çoku klip ediyorum. Kaça klip edeceğim? Onu nereden biliyorum? Referansta o kelime kaç kere geçiyorsa ona klip edeceğim. Yani aslında şunu yapıyorum. Referansta da bir sayım tablosu oluşturuyorum. Ondan sonra referansta şu kelimeler kaç kere geçtiyse minimumuna bakıyorum yani. Sol tabloyla, birinci tabloyla, ikinci tablonun herhangi bir kelime için minimumuna bakıyorum. Burada mesela armutları yazmam gerekiyor şu tabloya. Onu yazmadığım için az önce hata yapmışım. Mesela burada armutlar sıfır, tamam mı? Şurada dışlarında sıfır. Şimdi bu gidiyor, bakıyor. Armutlar tahminde bir kere, referansta sıfır kere. O zaman diyor ben bunu klip ediyorum. Şu iki değerin minimumuna sıfıra. Dışlarındaya bakıyor. Şurada sıfır, sıfıra klip ediyor. Dikkat ederseniz sadece model cümlelerinin üstünden geçiyor. Çoka bakıyor. 4, burada 1, 1'e klip ediyor. Fazla zaten bir kere var. Vitamin, içerirler. Bunlar birer kere var. Ne etti? Şuradaki toplam 4 tane kelime etti. Yani referansta olan 4 tane kelime şurada var. Bunu söylemiş oluyor. Bu 4'ü 9'a bölüyorum işte. Kaç kelime söyledim toplam? Yani söylediğim kelimelerin kaçı gerçekten referansta var. Ama aynı kelimeyi birden çok söylemişse onu saymıyorum. Tamam. 4 bölü 9 yani blow skorumuz burada. Bunu sadece ben unigramlar için yaptım. Bigramlar için de yapabilirdim. O zaman şuraya eklemeye başlayacaktım. Armutlar dışında diye bir şey ekleyecektim. Ondan sonra diyelim dışlarında çok diye bir bigram ekleyecektim. Tüm bigramleri, trigramleri sayabilirim ve assignment'ta sayıyoruz. Şimdi assignment'a gelelim. Bu brevity penaltıyı az sonra geleceğim. Clipped precision'a bakalım. Bizim ilgilendiğimiz bu. Bu bir cümle. Bu da bir cümle. Tamam. Diyorum ki birden 5'e kadar olan gramlar için dön. Yani unigram için dön, bigram, trigram için dön. Bu fonksiyon şurada kaç sayısı varsa o kadar o gramı buluyor. Bir ise unigramı buluyor. Ve bana kaç tane olduğunu dönüyor. Ben bu counter'la onu dictionary olarak tutuyorum. Mesela şeyde benim şeyime gelirsek
Armutlar key'inin değeri 1 oluyor. Counter objesi bana böyle bir şey dönüyor. Cümlemin her gram'i için o gram'e eşlenen bir value dönüyor. Kaç tane o gram'den varsa. Ve şey gibi düşünebilirsiniz. Aynı size dediğim gibi. Önce unigram'ler, sonra onun altına peşine bigram'ler, trigram'ler böyle sıralanıyor. İki şeyin de sayım dictionary'sini oluşturduk. Sayılar burada var. Tamam, şimdi ne yapıyorum? Candidate'da olan tüm gram'ler için value değerlerini alıyorum. Kaç tane varsa ondan. Hepsini topluyorum. Yani şu tabloda nasıl tüm satırları topladım? Oradakinin tek farkı altta bigram'ler, trigram'ler de var. O toplam değerini aldım. Tamam. En son hatırlayın. O değere böleceğim. O toplam değerini böleceğim. Ondan sonra ne yapıyorum? Her bir gram için, mesela her bir kelime için, armutlar için, dışlarında için döngü açıyorum. Bu kelimenin kendisi. Kelime diyorum, referansta da varsa o zaman şeye bak. Klip etmeye bak. Referansta yoksa de ki bu referansta sıfır kez vardır. Yani aslında ne demiş oluyorum? Sıfıra klip et. Bakın burada mesela referansta yok armutlar. Sıfıra klip ediyor. Onu şu condition kontrol ediyor. Peki referansta varsa nasıl yapıyor? Diyor ki hem referansta varsa şu, hem referansın içindeyse hem de o kelimenin, bakın o kelimeyi atıyorum içeri key olarak. O kelimenin kaç tane olduğunu value olarak alıyorum. Diyorum ki o kelimenin sayısı referanstaki sayıdan fazlaysa override et. Referanstaki kelime sayısıyla klip et yani. Ne yapmış oldum? Şu tabloda diyelim çok 4 kez vardı. Burada bir kez var. Bu 4'ü override ettim. 1 yaptım. Ondan sonra clipped precision score şeyine her n-gram için bir tane değer ekliyorum. Yani 1 gramlar için bir skor hesaplanıyor. 2 gramlar için başka bir skor, 3 gramlar için başka bir skor hesaplanıyor. Toplam 5 tane veya 4 tane herhalde böyle skorum oluyor. Unigram, bigram, trigram. Toplam 4 tane. O bölme işleminde bakın burada yapmış. Ne demiştim? Şeye böleceğiz. Modelimde kaç tane kelime vardı, ona böleceğiz dedim. Şeyde ne var? Üstte ne var? Pay'da ne var? Klip edilmiş şeyler. Klip edilmiş sayılar. Tamam. Sonra dört çeşit gram için weight'ler atamış. Şimdi brevity penaltiye geleceğiz yavaştan. Ha pardon, o bununla alakalı değil. Her grama aynı ağırlığı vereyim diyor. Yani şey değil. Benim unigramlarım, bigramlarımdan daha önemlidir demiyorum. Hepsine eşit ağırlık vererek ortalamalarını alıyorum. Ne yapmışım? 4 tane değer var burada. Burada da 4 tane değer var. Yan yana koy diyorum bunları. Koydu. Bana döndü şimdi yan yana. Weight'ler ve skorlar. Böyle bir döngü var. Her skor için ilgili weight'i dönüyor. Sonra skorun logaritmasını alıyorum. Yani skor diyelim onun kaçıncı derecesinden küçüklükteyse, atıyorum 13-5 ise skor, burası -5 dönüyor gibi düşünebilirsiniz. Onu ağırlıkla çarpıyorum. Ve böyle bir tane daha liste elde ediyorum. Her gram için bir tane şey değer, ağırlıkla çarpıldığı değer. Onların toplamını alınca ortalamayı bulmuş oluyorum. Ama bunu logaritma tabanında buldum. Expe koyuyorum. Ondan sonra sum'u buluyorum. Yani geometrik ortalama almış oldum. Her bir gram için olan skorun geometrik ortalamasını aldım.
bu clip precision'a ek olarak ne var? Bir tek brevity penaltı ile çarpıyormuş bu clip precision'ı. Onu da nasıl buluyor? İki tane cümleydi bunlar hatırlarsanız. Referans ve candidate length'lere bakıyor. Candidate referanstan uzunsa diyor, brevity penaltı 1 olsun. Yok eğer candidate daha kısaysa, candidate'ın ne kadar kısa olduğuna göre penaltım fazlalaşacak. Nasıl bir şey bu? Şöyle gözüküyor. Candidate referanstan ne kadar daha küçükse o kadar penaltı koyuyorum. Yani o kadar küçülteceğim, çarpım yapacağım. Bununla başka bu dağılımla bir şeyi çarpacağım. Çarparken de yaptığım şey şu. Candidate yani modelden çıkan şey ne kadar kısaysa o kadar kötü, o kadar küçültecek. Neden? Tek kelimelik bir output verdiğim zaman precision'ımın bir çıkma olasılığı çok yüksek. Ona penaltı veriyorum. Tamam. Mesela şöyle yapalım. Burada model sonucu bu olmasaydı da model sonucu mesela model çakallık yapsın. Desin ki ben bunu bilemedim. Confidence'ım düşük. Bunun da confidence düşük. Ben sadece çoku yazayım desin. Nasıl çıkacaktı tablolarımız flow'da? Şeyde bir tane olacaktı. Çok. Referansta da bir tane çok olacaktı. Clipped çok. 1 olacaktı. Bu tablonun sumu 1 olacaktı. Bu tablonun da sumu 1 olacaktı. 1 bölü 1'den flow score 1 gelecekti. Ama ben buna öyle yüksek bir skor vermek istemiyorum. Bu güzel bir çeviri değil. O yüzden brevity penaltı koyuyorum. Brevity penaltıya göre şunun uzunluğu ve şunun uzunluğuna bağlı olarak bir penaltı koyuyoruz. Mesela kaç katı burada şey? Kaç kelime var? 3, 4, 5, 6. 6 katı mesela. Şuradan ta uzaklıkta. Atıyorum 0.1 gelecekti değer. Bu sefer flow score 1 yerine 1 çarpı 0.1 olacaktı. Bu şekilde bir penaltı koyalım. Flow score da böyle.